Arkadaşlar fıkranın ikinci videosuna geldik. Bu videodan sonra fıkranın tiplerine özelliklerine, e, tip özelliklerine geçeceğiz. Fıkralar yoluyla sosyal ve kültürel değerlere ve ilkelere sahip çıkan bu anlayış, hangi anlayışını birinci videoda bahsetmiştik. Kısaca üstünde duralım. Toplumla uyumsuz olan kişilere bir ikaz niteliğinde olan fıkra, işte bu sosyal ve kültürel bir değeri vardır. Bu uygulayış evrensel bir yaklaşımdır ve hemen hemen bütün kültürlerde de uygulanmaktadır. İkaz yoluyla bir uyarı. Bu fıkraların en yaygın ve en önemli işlevidir. Ancak bu işlev fıkraların tek ve sosyal, e, tek sosyal ve kültürel işlevi değildir. Buraları lütfen e, dikkatli not alınız. Aynı zamanda fıkralardan soru gelme olasılığı da yüksektir. Fıkraların diğer sosyal ve kültürel işlevlerinin en bilinenlerinden birisi de ikinci işlevi diyelim buraya. Yeni tanışan insanlar arasındaki birbirini tanımamaktan kaynaklanan soğuk duruş veya kimlik ve kişiliğini ele verecek kadar açık olmama tavrını ortadan kaldırmasıdır. Pek çok kültürde insanlar yeni tanıştıkları insanları tanıyıncaya kadar ihtiyatlı davranarak kendilerini ortaya koymaktan çok diğer insanın kendi kimlik ve kişiliğini ortaya koymasını beklemek ve ona göre davranmak alışkanlığındadır böyle ihtiyatlı böyle ee, hemen açmayız kendimizi değil mi? Toplumcu öyle bir özellik var. Yeni tanışan iki insanın her ikisi de böyle davrandığında bu tanışma çok fazla bir şey ifade etmez. Sen karşındakinden beklersin kendisini açmasını o da senden bekler. Ve bu ilişki daha yakın ve samimi bir hale de dönüşmez. Diyelim ki iki kişi, iki iş adamı aynı alanda faaliyet gösteriyor ve bir vesileyle tanıştılar ancak her iki taraf da yukarıda ifade edildiği gibi kendi kimlik ve kişiliklerini ortaya koymada temkinli davrandı ve sonuçta birkaç nasılsınız iyi misiniz türünden cümleden sonra konuşmaları tıkanıp kaldı ve ayrılıp gitti. Oysa belki de birbirlerini tanısalar ve buna bağlı karşılıklı ortak güven tesis etseler muhteşem proje ve iş imkanları ortaya çıkabilecekti. Bu gibi örnekleri gündelik sosyokültürel bağlamları düşünerek sonsuz sayıda çoğaltmak mümkündür. İşte fıkralar tam da bu tip sosyokültürel bağlamlarda insanların aralarındaki soğukluğu veya buzları kıran bir buz kıracağıdır bu vesileyle yeni tanışan iki iş adamı örneğine dönecek olursak eğer birisi uygun gördüğü bir nedene bağlayarak ki bu da başlı başına bir zeka ve strateji ürünüdür bir fıkra anlatmış olsaydı sonuç tamamen değişebilirdi söz konusu sosyal ve kültürel bağlama uygun olarak fıkra anlatımı için seçilen neden buna bağlanarak anlatılan fıkra ve fıkranın tematik özelliklerinin tamamı karşısındakine kendi kimliği ve kişiliği hakkında vermek istediği pek çok bilgi içerecektir. Anlatılan bir fıkranın kültüre özel bir biçimde adeta sosyal ve kültürel şifreler gibi aktardığı bu bilgileri alıp zeka, bilgi ve görgüsü yeterli derecede olan diğer iş adamı bunları çözümleyerek bir sonuca ulaşacaktır. Tabii bunu her yerde kullanamazsınız. Her kültür seviyesine uygun değildir. Her fıkra da tabi buna uygun değildir. Yeni tanıştığınız bir insana böyle tanışmak için hadi bir fıkra anlatayım demeniz biraz enteresandır. Ama Celal Şengör veya İlber Ortaylı gibi adamların hiç tanışmıyorsa eğer birbirine fıkra anlatmaları tanışma için büyük bir adımdır. Bunlardan hareketle de kendisi kişiliği ve kimliği hakkında o da muhatabına bilmesini istediği bilgileri aynı yolla bir fıkrayla veya diğer konuşma yollarıyla iletebilecektir. Fıkraların buz kırıcı işlevi icebreaker function e, fonksiyon yani budur. Buz kırıcı işlevi. Sanal olarak tasarladığımız bu örnekteki işlevi hemen her birimiz gündelik hayatımızda değişik sosyo-kültürel bağramlarda uygularız veya başkaları bize karşı uygulayabilir. Fıkraların bundan daha da yaygın bir işlevi bir şekilde, üçüncü işlevi diyelim, tanışıp temasa geçmiş iki arasındaki samimiyet arttırıcı. Bak buzu kırdı, bir diğer işlevi samimiyet arttırıcı. Intimize makır işlevleridir samimiyet tanışan iki insanın birbirine karşı duyduğu yakınlığın derinliği olarak tanımlanabilir samimiyet sayesinde insanlar birbirlerine karşı daha az e, resmi ve daha özel olarak kendilerini kimlik ve kişiliklerini tanıtmalarını sağlar aradaki samimiyetin veya yakınlığın resmiyet bakımından derinlik derecesini ölçmek isteyen bir insan anlatacağı fıkralarla bunu sağlayabilir bu konuda özellikle hemen her toplumun resmi sosyal ve e, kültürel Bağlamlarda söylenilmesini tabu kabul ettiği küfür ve benzeri sözleri, özellikle de müstehcen fıkraları vardır. Bunlar insanlar arasındaki samimiyetin veya yakınlığın derinliğini belirleyen önemli ölçütlerdir. Tanışan ve epeydir birbiriyle temasta olan iki kişiden birinin anlattığı bu tür bir fıkraya diğerinin vereceği tepki aradaki resmiyetin ve buna bağlı samimiyetin derecesi hakkında net bir fikir verir mi? Evet verir. Eğer tepki çok sert ve utanmayla birlikte bir protesto içeriyorsa fıkra anlatan dinleyen ve samimiyetlerinin o dereceye varmadığını, muhatabının resmiyeti ön planda tutma isteğinde olduğunu anlayacak ve bir özür dileme ile başlangıçtaki resmiyet ve samimiyet düzeyine geri dönecektir. Fıkralar adeta arada masum ve tarafsız bir araç gibidir. Anlatılan fıkraya bağlı olarak özür dileyerek geri çekilmek. Bakın buna da dördüncü işlevi diyebiliriz. Ee, samimiyet derecesini ayarlayamayarak yapılan yanlış, küstah, yersiz bir davranış veya sözle ilişkinin tamamen bitmesinden her kayıt ve şart altına e, daha iyi olduğu açıktır. Yok, muhatap anlatılan müstehcen fıkrayı son derece şen şakrak bir ifadeyle karşılar güler hatta daha beter bir müstehcen fıkraya karşılık verirse onun da aradaki ilişkiyi taşımak istediği resmiyet ve samimiyet derecesinin bu olduğu sonucu ortaya çıkar. İlişkinin bundan sonraki samimiyet ve resmiyet derecesi bu yeni anlaşılan ve uzlaşılan derecede olacaktır. Fıkraların samimiyet arttırıcı işlevi de vardır. Buraya da beşinci işlevi diyebiliriz. Samimiyet arttırıcı 6. işte buradan başlıyor 3. ve fıkraların son özelliği videosunu da bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar görüşmek dileğiyle